Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar. Çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oyuncularımın da soyunmasına çok üzgün. Bugün 3 puanı alıp özellikle son haftalardaki çıkışımızı devam ettirip puanımız 25 yapıp biraz daha alt gruptan uzaklaşıp önümüzü daha sağlıklı görmek için çok güzel bir fırsattı. Maça da iyi hazırlandık. Moral olarak son özellikle 4 maçta aldığımız 3 galibiyet açıkçası bizim bugün kendi evimizde seyircimiz önünde yine coşkulu bir oyunla, iyi bir oyunla buradan 3 puan almak istiyorduk ama açıkçası başaramadık. Maçın değerlendirmesini yapacak olursak, evet, maçtan önce de hem oyuncularımı hem de değerlendirmemde ifade etmiştim. Gaziantep'in iyi bir ekip olduğunu, özellikle iyi oyunculara sahip olduğunu ve dikkat etmemiz gerektiğine dair oyuncularımı da uyardım hem analizde hem antrenmanda. Daha fazla Gaziantep ikinci bölgede savunma yapıp alanları iyi daraltıp bize açıkçası çok hücuma geçiş oyunumuzda açıkçası çok fırsat vermedi. Verdiği fırsatları da değerlendiremedik. Çıkarken top kayıpları bizim için ciddi zorluk çıkaracağını biliyorduk. Çünkü önde Markoviç gibi, Mustafa Eskilaç gibi, Maxim gibi özellikle pas trafiğinde çok etkili paslar atan ve Figueiredo'nun çok hızlı ve etkili olduklarını ve bizim özellikle hücuma çıkarken çok garanti oynamamız gerektiğini ve sabırlı bir şekilde doğru arkadaşımızı doğru zamanla doğru yerde buluşturmamız gerektiğini söyledim. Zaman zaman ilklerde bu tür hatalar sonrası çıkışta rakibi pozisyon verdik. Ama en büyük sıkıntı Gaziantep'i analiz ederken duran toplarda bu sene çok etkili olduklarını hem Maxim'in çok etkili kullandığını Cilogoci, Ertuğrul gibi, Figueiredo gibi, Yevtoviç gibi de hem sayılı hem de vuran toplara, duran topları iyi değerlendiren oyunculara sahip olduğunu açıkçası bunda çok başarılı olamadık. Bu bizim için ciddi bir uyarı oldu çünkü Konya'da da zaman zaman duran toptan sıkıntı yaşadık. Burada demek ki çalışmalarımız özellikle savunma duran toplarını daha iyi yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi üzgünüz. Şimdi hafta içi ligler devam ederken bizim bay hafta içimiz olacak. İnşallah bir dahaki maçı içeride oynayacağımız Karagümrük maçında bu mağlubiyetin telafisini eder. Yine bir seri yakalamamız lazım. Bir an önce o tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için. Dediğim gibi üzgünüm ve biz buradan daha önce nasıl daha zor günlerde hep ayağa kalkmayı bildiysek buradan da ayağa kalkacağız inşallah taraftarlarımızın desteğiyle inşallah. Yine Ankaragücü'nü daha iyi yerlere taşımak için çok daha fazla çalışacağız.